İşini kötüler Diyanet İşleri Başkanı, çünkü politik hesap onu getiriyor. Ama orada da münafıklık yapar. Çünkü IŞİD'in izlediği, uyguladığı hadisler Diyanet'in sahih dediği hadis kitaplarındadır. Kölecilik, cariyecilik oradadır. Kur'an ile çelişir. Hatta imanın tevhidle çelişir o. Çünkü la ilahe illallah dediğin vakit Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka Rab yoktur dediğin vakit kendini Rab ilan edemezsin Firavun gibi. İnsanları köleleştirerek, insanları kendine abd yaparak Rab yapamazsın kendini. Hiçbir vakit bir mümin bir başka insanı benim abdimsin, benim kulumsun diye sen işte Abdül Tayyip'sin, Abdül Murat'sın diyemez. Kendini Rab ilan edemez. Rab efendi demektir. Kur'an'da köleleştiren insanlar için Rab deniyor. Köleye abd denir. Biz sadece Allah'ın abdi olabiliriz ve başkasını kendimize abd yapamayız. O zaman tağut oluruz. Onlar da abedet tağut olur. Diyanet İşleri bu konuda şey yok ki, bu konuda köleciliği onaylayan bir sürü hadis kitapları var. Veyahut da rejim cezasını, taşla öldürmeyi dinin gereği bilirler. Yani dört mezhep, Sünnilik bir dindir. Onun dört mezhebine göre rejim cezası var. Diyanet İşleri tık çıksın da rejim cezası şeytanın uydurmasıdır. Kur'an'la alakası yok. Bu zalimler hatta Allah'a da iftira ettiler. Rejim ayeti diye bir ayet de uydurdular desin bakayım. Diyemez çünkü kitaplarında var. Sahih hadis kitabı dediği Bukhari'de var. Muhammed Peygamber'den 230 yıl sonra Bukhara'dan gelmiş adam. İşittiği bir sürü yalanları arasından eleme yapmış diyor ya, çok böyle iyi eleme yapmış işte bu hikayeli, bu zulüm şeylerini şey etmiş. Kadınları aşağılayan bir sürü hadis var. Onun için İslam dünyasında kadın ya hayvanlarla eş tutulur. Bak düşün ki yani namazın önünde yani eşek, köpek, domuz geçer ve kadın geçerse namaz bozulur diyor. Yani bir kadın düşünün, sen ne biçim onurun var ki sen bu uyduruk hadisi içeren, sahih kabul eden bir hadis kitabını haşa peygambere şey diyorsun, iftira edebiliyorsun ve bunu izleyebiliyorsun. Peygamberi en büyük hakaretler bu hadis kitaplarındadır. Cinsi sapık olarak görür, 54 yaşındayken 9 yaşında kızla evlenmiştir haşa bu hadislere göre, hatta 6 yaşında. Bir gecede 9 eşiyle cinsel ilişki yapmıştır falan, bunları bir sürü videomda tartışıyorum. Bu hadisleri sahihliyor ve bu hadisleri savunmak için Kur'an yetersizdir. Allah'ın kelamı Kur'an yetersizdir demek için bu hutbeyi şey ediyor. Okutuyor, robotlara okutturuyor.